Senin adın ne? Yasemin. Sen daha demin neden ağlıyordun? Kolyemi aldılar. Erkekler kolye takmaz ki. Ama o annemin kolyesiydi. Bu çocuk muydu oğlum senin kolyeni alan? Bak yüzüne söylüyor oğlum, çocuğun kolyesini almışsın işte. Ver çabuk. Vallahi billahi ben olmadım Osman baba. Yemin etme oğlum, sen almışsın. Ver çabuk kolyesini. Hadi. Hadi doğru içeri şimdi. Bir daha sana bir şey yaparsa bana söyle, tamam mı? Tamam, söylerim. Saklambaç oynayalım mı? Oynayalım. Ama evde sen olacaksın. Tamam. Bir, iki, üç, şunu mu ya? Ne işin var senin orada? Hadi gidelim artık, gidelim. Tamam tamam, dur şurada bir tane daha var. Ta-tam! Çeşit olsun. Yeteri kadar çeşidimiz var zaten. Şimdi biri görecek, rezil olacağız. Resmen çöp karıştırıyoruz burada. Ya ne var ne var? Birinin çöpü, diğerinin hazinesidir Yaseminciğim. Yapma Hakan ya! Leş gibi kokuyorsun. Ne? Sensin resmen. Hakan! Altına gidiyoruz. Dur, dur. Ne yapayım? Hakan! Dur! Ne yapıyorsun? Ayaklarını yerine atın ya! Oha ya abi, her gün mü fiyatı artıyor bunun? Hadi gel. Osman baba merak eder, gidelim. Aa, Feru abi, o minik nereden çıktı? Ay. O nereden çıktı? Nazar'a arkadaş olsun, yükünü alsın diye getirdim. Nazar niye çekmiyor? O da benim gibi çok yaşlandı. Tamam. O zaman bugün Hakan'ın niyetine nazar çeksin. Bazen tek bir sesi duyabilmek için bütün sesleri susturmak gerekir. Merve! Merve! Kaç kere dedim sana konuşurken yüzüme bak diye. Dila Hanım tamam. Allah'tan bir şey yok. Hadi. Hadi yürü. Teşekkürler dostum. Hakan, iyi misin? Para verdi bu bana. Şu haline bak. Ben olsam ben de veririm. Yürü. Feru baba, al bunu çeksinler. Hop. Kadri, biraz sağa çek bakayım. Biraz daha. Çok duvar dibi oldu. Geç sonra hallederiz hadi. Nerede kaldınız be kuzum? Saatlerdir sizi bekliyoruz. Hayat kurtarıyorduk Osman baba. Ne hayatı? Hayrola ne oldu? Çiçekler gelmedi mi? Geldi. Çiçekleri hallederiz de. Şu bara baksana ya. Bomboş duruyor. Ne yapacağız bunu Yasemin? Hakan onu halletti Osman baba. Çözdü. Nasıl halletti? Atan buyurun. Papam! Oh! Nasıl Osman baba? Ne olacak bunlar? İşte bu. Ver bakalım. Evet. Aman oğlum dikkat etsene. İyi misin? İyiyim. Bir şey olmadı değil mi? Hadi devam. Ben hala inanamıyorum. Yarın açıyoruz. Sen mi ben mi? Bak elim ayağım titriyor vallahi. Ya çocuklar be. Biz boyumuzdan büyük bir işe giriştik galiba ha? Ay Osman baba sanki dün şuradan geçerken karar verdik bugün burayı açıyoruz. Aylardır bunun için uğraşıyoruz burada. Doğru. Ya ne zamandır buradayız? Belli ki açıldıktan sonra da bir yere kımıldayamayacağız. Hadi gelin şöyle dışarı çıkıp bu akşam güzel bir hava alalım ha. Ne dersiniz? Olur. Benim nefes alıp vermeye mecalim yok oğlum. Ne havasından bahsediyorsun sen? Ben gidip yatacağım ya. Osman baba ya. Tabii bu stresle uyuyabilirsem. Biz gideriz ama değil mi? Tamam olur. Şuraya bak be. Aslanım. Güzel görünüyorsun ablacığım. Bence de bugüne kadar denediğin en güzel gelinlik bu kız. Çok yakıştı. Ben beğenmedim. Anlamadım. Ben beğenmedim dedim. Bu denediğin 100. gelinlik. Her birine bir kusur buldun. Yetti artık. Bugün bu gelinlik seçilecek. Serap, bir daha gelinlik lafını duymak istemiyorum. Bugün bir karar verecek. Yasemin. Efendim? Anneni görmeye gider mi? Senin şu halini görse seninle gurur duyardı. Bence görmese daha iyi. Neden? Hala kızgın mısın anne? Hayır. Evet, uzun yıllardır çok kızgındım beni bırakıp gittiği için. Ama artık değil. Giden kendi boşluğunu doldurur derler ya, ben ona inanmıyorum. Bazen yeni birine yer açmak için boşluk gerekir. O gitmeseydi seni hiç tanıyamazdım. Asıl seni baban görse çok gurur duyardı. Büyük piyanist, konservatuar mezunu olan. Hadi hadi kalk gidelim. Nereye canım? Yeni geldik. Ya 5 dakika otur şurada. Ya yürü, bir sürü yapacak işi var. Kalk, kalk. Teşekkür ederim. Merve, bir sorun mu var? Ben neden böyle davrandığını anlamıyorum. Yok, yani bir sorun yok. Annem biraz fazla zorluyor beni bu ara, o kadar. Bak, gördün mü? Düğünü bir an önce yapmamız için bir neden daha. İnan bana, evlendiğimizde her şey bambaşka olacak. Seni seviyorum. Ahtapot, Kadri. Buyur Osman Baba. Masa 2'nin ahtapot salatası hazır mı? Hazır Osman Baba. Getir bakayım. Bu mu ahtapot salatası? Evet. Ya niye gömdün ahtapotları salatanın içine? Allah Allah. Dünyanın parasını ahtapot için veriyor bu adamlar. Ahtapotları içinden çıkardın mı 10 liralık yeşil salata bu. Öğretemedik ya. Yemekler hazır mı çocuklar? Aman hadi bakalım, içerisi kalabalık. Hadi çocuklar, hadi bakayım, hadi. Hı. Oldu mu kızım? Hı. 10 liralık salata oldu 110 lira. Sunum her şeydir. Burası bana emanet, sen merak etme. Gördün mü? Ha? Hadi çocuklar, servise siparişleri aldınız. Hadi götürün bakalım yerlerine. Ne duruyorsunuz ya? Hadi. Osman Baba, biz sana bir şey vermek istiyoruz. Şimdi sırası mı ya? İçerisi kalabalık diyorum. Hadi al şunları. Şimdi tam sırası. Bu ne? Tamam, tamam. Zevzekler. Hadi işinizin başına. Çabuk. Çabuk bunları servis edin. Hadi. Sen de git Hakan'ı çağır. Tamam. Onur plaketi gibi namussuzum. Yasemin, ya ben çok heyecanlıyım, galiba yapamayacağım. Hakan, Osman Baba bu restoranı açabilmek için Dede Yadigar'ı evini ipotekledi. Aylardır bu geceyi bekliyoruz. Eğer bu gece ciro yapamazsak içeride paralarını ödeyemeyeceğimiz 6 tane garson servis yapıyor. Ayrıca o piyano biraz çalıntı sayılır biliyorsun. Ve sen yapamayacağım diyorsun, öyle mi? Ya çok teşekkür ederim, yani hiç gergin değildim, müthiş yardımcı oldun. Efendim hoş geldiniz. Afiyet olsun. Hoş geldiniz. Hakan Bey, zamanı geldi. Hadi bakalım. Zamanı geldi. Ama bu ceketli değil. Ne be? Çok iyi. Bütün büyük piyanistler bu ceketi giyer. Efendim hoş geldiniz. Biz menüye bakarken bir şişe şampanya rica edebilir miyiz? Harika bir yer seçmişsin Merve. Teşekkür ederim. Balayı için hala bir yer seçmediniz. Merve o konuda biraz kararsız Dila Hanım. O zaman sen de tek başına karar ver. Ha, olur mu canım öyle şey? Merve verir kararını yakında. Sadece alternatifi biraz fazla olduğu için karar vermekte zorlandı. Değil mi Merve? Burası çok sıcak oldu. Ben biraz hava alacağım. Ben de seninle geleyim. Dur. Sen otur. Biraz nefes alsın. Ne yapıyorsun bakayım burada? Bak. Yürü bakayım. Hadi mi? Bak şuna. Sen böyle güzel bir hanımefendiyi rahatsız etmeye utanmıyor musun? Aa. Bak gördün mü? 24 saat içinde 2. kez hayatını kurtardın. Sanırım bir teşekkür hak ediyorum. Teşekkür ederim. Ne? Bu mu yani? Kuru 2 kelime teşekkür ederim. Başka nasıl teşekkür edilir bilmiyorum. Ha. Tabii sen de haklısın. Beni merak ederler. Gideyim. Aa, bir dakika. Benimle bir yemeğe çıkabilirsin mesela. Yani şey için yani teşekkür etmek için benimle bir yemeğe çıkabilirsin değil mi? Bak şöyle yapalım. Ben seni yarın burası kapandıktan sonra burada bekliyor olacağım. Akşam yemeği için biraz geç olmaz mı? Aa, evet doğru. Tamam biz de o zaman bir kahvaltı ederiz. Onun için de erken. Tamam. Ben seni burada bekliyor olacağım. Bak telefonunu falan istemiyorum. Ben de telefonumu vermiyorum. Eğer gelmezsen işte buradaki posterdeki gibi böyle seni burada beklerim. Hakan, hazırsan tekrar çıkman gerekiyor. Tamam geliyorum. Hadi. Tamam geliyorum. Teyze, kızım gel kızım. Ay, aferin kızıma. Fuat, bak bakayım. Efendim? Bak, içeride bir kız var, ona bir oyun edeceğiz şimdi. Tamam mı? Benim olur mu? Dön arkana. Çok özür dilerim. Az önce garson arkadaşım siparişinizi alırken söylemeyi unutmuş. Jumbo karidesimiz bu akşam maalesef yok. İsterseniz menümüze tekrar bakın. Bu akşam yok mu? Bu akşam zaten açılışınız değil mi? Haklısınız efendim. Ama her boyu var aslında. Bir tek jumbosu kalmamış. İsterseniz şefin spesiyallerine bir bakın ha. Ben şefin tavsiyesi neyse onu alayım. Hemen efendim. Sağlığınıza. Emeğine sağlık kızım. Sizin de. Emeğine sağlık. Bundan ötesi ne olur artık bilmem. Osman baba, daha Yasemin'in şubeler açma planı var. Sen ne diyorsun? Yapma ya. Ben yatıyorum. Aa, daha hiçbir şey yemedin kızım. Çok yorgunum. Hadi size iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Morali bozuk, morali. Ya niye morali bozuk olsun Osman baba? E işler tıkırında. Restoranda doluydu ne güzel. Ta ki o kız gelene kadar. Ne var evet. Ya kızcağız köpekten korkuyordu. Ben de biraz yardımcı oldum. Bilir mor yardımlaşmayı. Bak oğlum, kız güzel. Ona diyeceğim yok. Ama taş yerinde ağırdır. Bu kız bize uymaz. Fazla gelir. Hayatta iki şeyin fazlası zarardır. Güzellik, zenginlik. Bu iki şey insana mutsuzluktan başka bir şey vermez. Hem kendisine hem de çevresindekilere. Hadi iyi geceler. Ne yaptınız? Hallettiniz mi gelinlik işini? Hallettik evet. İyi. Madem seni dinliyor, balayı için de yardım et. Dün akşam konuyu açtım, fırladı gitti masadan. Ben çıkıyorum, öğlen gibi gelirim. Tarık'la buluşup eve bakacağız. Merve'nin de gelmesi gerekmez mi? Sonuçta oturacak o evde. Gideceğim üniversiteyi annem seçti. Master yapacağım ülkeyi annem seçti. Kiminle evleneceğimi annem seçti. Balayında nereye gideceğim? Çocuğumun adı ne olacak? Hangi okulda okuyacak? Allah bilir kimle evleneceğini bile şimdiden seçmiştir. Sana da aynı şey yapmasına izin verme Merve. Tarık'la evlenmek istemiyorsan evlenme Merve. Bu saatten sonra nasıl evlenmem derim abla. Asıl bu saatte ne söylersen söylersin. Git hayatını yaşa. Benim yaşayamadığım her şeyi yaşa. Yok. Yok kızım. Gördün mü? Gelmeyecek işte. Hadi gel benimle. Gel benimle. Biz bir şeyler yiyelim. Daisy gel. Hadi gel kızım. Gel kızım. Geldin. Geldim. Hadi gidelim. Osman baba. Hı. Hakan hala gelmedi mi? Ha, gelir kızım merak etme. Okuldan arkadaşlarıyla mı ne buluşacakmış? Bir şeyler geveledi ama. Tamam. Ben yatıyorum. İyi geceler. İyi geceler kızım. Ta-dam! Teşekkür ederim. Şimdi akşam yemeğiyle kahvaltı arasında kalınca ben de akşam kahvaltısı hazırlamak istedim. Yani daha çok kahvaltı yemeği gibi diyebiliriz ya da kahvaltı yemeği de. Hakan, yüzüme bakarak konuşur musun? Ha, tabii, tamam, olur. Evet, şimdi neler var bakalım burada? Burada güzel de bir şarap olunca... Akşam yemeği aslında akşam içkisi de diyebiliriz tabii. Bir de mumlar için çakmak olması lazım ama ben sigara içmeyen bir adam olarak... Hakan, bana bakarak konuşacaktın. Ha, tabii. Ya bunun tuhaf bir huy olduğunun farkındasın değil mi? Özür dilerim. Yo yo, rica ederim. Yani sadece benim tuhafıma gittiği için söyledim. Benim senin söylediklerini anlayabilmemin tek yolu bu. Duymuyorum ben. Senin dudaklarını okuyorum. Nasıl yani? Sağırım. Merve. Merve, özür dilerim. Ama ben bilmiyordum. Neden bunu bana daha önce söylemedin? Söylemek istemedim. Neden? Korktum. Benimle görüşmek istemezsin diye. Eğer yüzüme bakmazsan ne söylediğimi anlayamazsın. Hadi şarap içelim. Duymamak nasıl bir duygu? On iki yaşıma kadar duyuyordum. O yüzden sesler bana yabancı değil. Yani tanıdığım her sesi hatırlayabiliyorum. Sonrası sessizlik. En çok neyi duymayı özledin? Müzik. Müzik mi? Bekle beni burada. Gel bakayım sen. Aç bakalım. Müzik zamanı. Nasıl? Yıldız tozuyla. Biraz da buraya. Teşekkür ederim. Ne için? Yeniden duymamı sağladığın için. Oh. İstersen gidelim. Biraz daha kalabilir miyim? Tabii. İstediğin kadar. Bekle. Neredeydin sen? Uyuyamadım, yürüyüşe çıktım. Sen kimi kandırıyorsun ha? Bütün gece evde yoktun. Neredeydin çabuk söyle. Anne tamam, biraz daha sakinleşince konuşursunuz. Serap, git buradan. Anne yeter, rahat bırak kızı. 23 yaşında o. Artık bu kadar karışamazsın hayatına. Bana kiminle nasıl konuşacağımı öğretene kadar git kendi hayatının düzene koy. Hamile kaldığından beri kocan ortada yok. Belki onun hayatına biraz karışsaydın bugün yanında olurdu ha? Cevap ver. Bütün gece neredeydin? Kolum acıyor. Her neredeysen bu ilk ve son olacak. Ölürüm de izin vermem bunu mahvetmene. Neyi mahvediyormuşum ben anne? Ya iyi bir aile olabiliriz, çok zengin olabiliriz ama... Ama ne anne? Daha da zengin olmamızın bir sakıncası yok değil mi? Doymak bilmeyen bir hırsın var senin. Beni düşündüğün falan da yok. Varsa yoksa itibar. Babamla da bu yüzden evlenmedin mi zaten? Yoksa sen kimdin ki? Mahalle muhtarının kızı Dila. Babam olmasaydı alabileceğin tek ünvan da buydu zaten. Dün gece neredeydin? Bilmiyorum ve bilmek de istemiyorum. Ama bir daha böyle bir şey yaparsan... Merve! Merve gel buraya. Merve! Merve! Bana bak, bana bak. Bana bak, bana bak. Bütün bu saçmalıklarının sebebi... Bu çalgıcı parçası mı? Kızım kendini nasıl bu kadar düşürebilirsin? Bu kadar işte. Bu kadar. Evlenene kadar bu odadan dışarı çıkmayacaksın. Geliyor, geliyor. Günaydın. Günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın. Hop! Lan. Oğlum. Lan. Yürüyün be. Hakan abi. Ne oldu? Abicim bir gelsene be. Niye Fuat? Gel abi sen gel. Ne oldu oğlum? Abi gel. Nereye gel? Ne oldu? Abi şunun tadına bir bakar mısın? Yasemin şefin fesleğeni fazla olmuş diyor. Sence nasıl olmuş? Ya ben ne anlarım fesleğenli makarnadan? Sen Yasemin'e sor. Abi sorun da o zaten. Bir türlü anlaşamıyoruz. Bence süper olmuş. Bence de mükemmel. Aynen bu şekilde ver gitsin. Hakan abi dur. Ne oldu? Lavaboyu tamir edecektin. Ya lavabonun nesi var? Akıyor. Allah Allah. Yo akmıyor bu lavabo. Nasıl akmıyor ya? Ya hadi bırak mis gibi. Hadi hadi işinize devam. Ya Yasemin. Kurtar beni şunlardan ya. Bir adamı tutamadım ben. Akmayan musluğu bana tamir ettirmeye çalışıyor. Yasemin? Bu ne? Osman baba nereden çıktı bu? Benim içeride yapılacak işlerim var. Hadi. Yasemin. Bu çok güzel bir şey. Açılıştan beri kullandığımız piyano emanetti. Daha fazla kullanamazdık. Çok aradık ama ödünç piyano diye bir şey yok. O yüzden Osman Baba'yla yeni bir piyano almanın daha doğru olduğunu düşündük. Ama Yasemin ama bu çok pahalıdır. Biz bunu nasıl ödeyeceğiz? Biz ödemeyeceğiz zaten Hakan. Sen ödeyeceksin. Zaten işler bu şekilde giderse ödemen de çok uzun sürmez. Teşekkür ederim ya. Bu çok güzel bir şey. Tamam. O zaman biz bunu bu akşam kutluyoruz. Bu gece dans etmeye gidiyoruz. Sadece sen ve ben. Sabaha kadar dans edeceğiz, tamam mı? Ama işimiz gece yarısı bitiyor. Ya ne var? Pek çok yerde de hayat gece yarısından sonra başlıyor. Sabah 8'de burada olmamız lazım, biliyorsun değil mi? Of, ya bir gecede uyumayı ver işe başlamadan önce, ne olacak? Hadi hadi bu gece dans ediyoruz, hem de sabahın ilk ışıklarına kadar. Ayakkabılarımız parçalanana kadar. Tamam. Gel 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 gel. Yasemin kızım, çok güzel görünüyorsun. Özel bir gece mi? Evet. Hayır. Hakan'la dışarı çıkacağız işte. Dansa götürecek beni. Hadi bakalım. İyi eğlenceler o zaman. Teşekkür ederim. Osman baba. Hakan nerede? Hazır değil mi hala? Hakan çıktı kızım. Nereye çıktı? O kız geldi. Merve midir nedir adı? Onunla çıktılar. Ha. Sana bir şey söylemem lazım. Ben senin yanındayken hayatımda ilk defa kendimi mutlu hissettim. Özgür hissettim. Sanki her şeyi yapabilirmişim gibi hissettim. Her şey geçmişte kalmış gibi konuşuyorsun. Benim hayatım seninkisi gibi değil. Çocukluğumdan beri atacağım her adım planlı. Senin yanında kalabilmeyi o kadar çok isterdim ki. Kal o zaman. Kalamam. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Çocukken de hep sizi burada bulurdum kaçtığınızda. Ne güzel günlerdi onlar. Hatırladın mı? O eski günler. Bak sana ne göstereceğim. Bak. Bu kim? Mihriban. Güzel kadınmış. Akraban mı? Karım. Evlendiğini bilmiyordum. Bunca yıldır niye hiç anlatmadın baba? Gerek duymadım canım. Mihriban'ın ailesiyle bizimkiler aynı zamanda göçmüşler Selanik'te. Okulda ben 2 sınıf öndeyim. Mihriban'ın farkındayım. Bu kız karabiber, karabiber. Annem de bizi görür, işte benim gelinim bu olacak diye tuttururdu. Yıllar geçti. Ben Mihriban'a nasıl aşığım bilemezsin. Nasıl aşığım. Ama o hep beni arkadaş bildi. Sonra da kaçtı birine. Hem de hiç olmaz birine. Bir gün kucağında bebesiyle çıka geldi köye. Kapının önüne koymuş it oğlu it. Sonra ne oldu? Sonra tuttum elinden. Bundan sonra benimsin kız dedim. Ve ben de benim. Sonsuza kadar benimsin dedim. Tamam mı dedim. Tamam dedi, tuttu elimi. Ne güzel gündü o. İyi günde sevmek kolaydır kızım. İyi günler çabuk geçer. Hiç anlamazsın bile. Yetmedi mi içti? Merve bu gece evleniyor. Ne sanmıştın ya? Seninle mi evlenecekti? Bunlar 1. sınıf kameralarda seyahat ederler. Bizler güverte altı çocuklarıyız. Kendine bir bak. Sen de bizi yakıştırmıyorsun değil mi Osman baba? Halbuki aşıklar nasıl da birbirlerine yakışır. Yakıştırmıyorum tabii. Sen aşktan ne anlarsın be? Anlasaydın burnunun dibinde solup giden gülü görürdün. Sen kimden bahsediyorsun? Yasemin'den. Osman baba, sen ne dediğinin farkında mısın? Yasemin benim kardeşim. Merve, herkes seni bekliyor kızım. Hazır değil misin hala? Hazırım. Hazırım dedim ya anne. Geliyorum birazdan. Bekliyoruz. Çocuğu gibi baba özlemiyle içine atıyor acıyı her hecesinde. Öyle durma, neden bu kadar zararsızsın? Kuramadın cümleler var, anlatmadın neler var, neden? Artık yapamam, yapamam. Sensiz ben değilim, sen geldiğinden beri zaten yok Üzme kendini be güzel kızım. Hadi kalk, kendine çeki düzen ver. Onun dönüp dolaşıp geleceği yer burası. Mihriban yenge gibi mi? Sen hikayeyi yanlış anladın galiba. Bir tek kişiyi yüreğine alıp diğer herkesi silen insana güvenilmez. Bu kıza güvenilmez. Hakan'ın yaptığı da aynı şey değil mi? Hakan öyle şey yapmaz. Bak, demedim mi? Hadi git kapıyı aç. Hoş geldin. Sana bir şey vermek istiyorum. Annemin kolyesi. Bu benim hayattaki en değerli şeyim. En değerli şeyim sensin. Ne oldu? Kapı çalıyor. Sen kal. Ne oldu? Ne istiyorsun? Kavga mı edelim? Bak eğer beni öldürmeyeceksen kavgayı hiç başlatma Tarık. Çünkü Merve'yi vermeyeceğimi biliyorsun. Hakan! Hakan! Merve kalk gidiyoruz. Ben hiçbir yere gelmiyorum. Hakan! Bundan sonra olacakların kararı sende Merve. Üçümüzün hayatının nasıl devam edeceğine sen karar vereceksin. Ya da nasıl biteceğini. Peki. Seninle geliyorum Tarık. Seni istemeyen biriyle bir ömür geçirmek ister misin gerçekten? Sana her baktığında başka birini düşünen biriyle. Senden önce başkasının olmuş biriyle. Aramasam mı, sormasam mı? Böyle durmak olmuyor ki. Sabretsem de, geçer desem de. Açlık gibi susmuyor ki. Aynı yüzler, hep aynı yerler. Hiç aklımdan çıkmıyor ki. Uyu uyan, geçen zaman. Sarhoşluğu geçmiyor ki. Aramasam mı, sormasam mı? Böyle durmak olmuyor ki. Sabretsem de, geçer desem de. Açlık gibi susmuyor ki. Aynı yüzler, hep aynı yerler. Hiç aklımdan çıkmıyor ki. Uyu uyan, geçen zaman. Sarhoşluğu geçmiyor ki. Sigaramla onu söndürsem de Yeri anlattığım herif anlamıyor beni. Osman baba ne oluyor? İcra memurları piyanoyu almaya geldiler. İcra mı? Ne icrası ya? İtiraz edelim hemen. Nesine itiraz edeceğiz oğlum? 5 aydır taksit ödeyemiyoruz zaten. Boş açıp boş kapatıyoruz dükkanı. Alsınlar. Dükkandaki en değerli şey o. Ya bir dakika Osman baba. Ya bir konuşalım, bize bir süre versinler. Bu piyanonun ne şartlarda alındığını biliyorsun. Gitsin ki borç kapansın. Zaten senin için bir anlamı yok. Artık Yasemin içinde olduğunu sanmıyorum. Osman baba. Bunu alın lütfen. Değerlidir. Borcu karşılar. Ben alamam kızım. Ama Hakan'ı bilmem. Hakan, ne oldu? Yok bir şey ya, iyiyim. Böyle ne bileyim birden ellerim kasılmaya falan başladı. Hakan bak son zamanlarda çok olmaya başladı. Doktora gösterelim istersen ha? Aa, yok sağ ol Yasemin, iyiyim ben ya. Hakan ne oldu? Ya benim biraz moralim bozuldu. Bu akşam çalmak istemiyorum. Canım, senin dinlenmen lazım. Biz eve gidelim, olur mu? Biz gitsek iyi olur. Hakan. Hakan ne oldu? Ne oldu Hakan? Yasemin. Yardım et bana. Tamam. Yasemin her tarafım kasılıyor. Tamam. Çok canım acıyor. Hakan bu böyle olmayacak. Doktora gitmemiz lazım. Unutuyorum Yasemin. Neyi unutuyorsun Hakan? Neyi? Son zamanlarda her şeyi. Notaları. Eşyaları nereye koyduğumu. Tamam. Aynı annem gibi. Nasıl? Annen gibi mi? Tamam. 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 Yani bir gece, iki gece ama arkası gelmedi işte. Ne yapacağız? Bir şey yapmak lazım. Günaydın. Günaydın. Günaydın Merve. Yani çocuklar özetle olmuyor, yürümüyor. Görmüyor musunuz ya? Nasıl yürüyecek? Reklam falan yapmamız lazım. Ya bizim mutlaka bilen birisinin... Ama yapmamız gerekiyor. Yapmamız lazım. Mutlaka yapmamız lazım. İlk internet var, bir bok. Yasemin, kızım kalan 3 kuruş paramızı afişe mafişe harcadık. İnşallah bu akşam biraz iş olur da nefes alırız ha? 50 kişilik rezervasyon var Osman baba. Gerisi de dolacak merak etme. Bak bu akşam çok güzel olacak göreceksin. İnşallah kızım inşallah. Hakan hala içeride mi? Bu akşam için repertuarına 1-2 yeni şarkı ilave etmiştir herhalde. Herhalde. Niye öyle söyledin? Bilmem yani biraz morali bozuktu bugün. Merve gelmek istememiş. Hayrola? Kavga mı ettiler yoksa? Orasını bilemem. Biraz yorgunmuş galiba. Kızım bu akşam burası dolarsa senin güzel yüreğinin hatırına dolacak. Hadi git Hakan'ı çağır. Tamam. Hakan! Neredesin? Hakan! 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 Ne oldu Hakan? Hakan! Aç gözünü! Hakan! Osman baba! Osman baba! Osman baba! Hakan yıldızı. Nereden? Hakan? Yasemin ne oldu? Nesi var? Restoranda dengesini kaybetmiş. Kafasını vurmuş. İyi ama şimdi değil mi? Şimdilik evet. Ne demek şimdilik? Doktor seninle görüşmek istiyor. Huntington, kasların kontrolünü yavaş yavaş kaybettiren genetik bir hastalıktır. Önce istemsiz kasılmalar başlayacak. Sonra hasta günlük işlerini yapamaz hale gelecek. Sonra ani ataklar başlayacak. Yürüyemeyecek, konuşamayacak. Tabii bu oldukça uzun bir süreç. Çok uzun bir yaşam beklentisi yok ama ilaç ve tedavilerle bu süreç 20 yıla kadar çıkartılabiliyor. Ben anlamıyorum. Nasıl bir hastalık bu? Daha önce Alzheimer'ı duydunuz mu? Nörolojik anlamda Alzheimer'la Huntington birbirine çok benzer. Ama Huntington hastaları aynı zamanda kaslarının kontrolünü yavaş yavaş kaybederler. Alzheimer hastaları unutur. Hakan da unutacak. Önce yakın geçmişi, sonra her şeyi. Tedavisi yok mu peki? Yasemin Hanım eşi olduğunuzu söyledi. Sizin hastalığı anlamanız çok önemli. Biz bu hastalığa yorgunluk hastalığı da diyoruz. Hastamız yatağa bağımlı hale gelene kadar Gece gündüz hiç durmadan hareket edecek. Sizin güçlü olmanız çok önemli. Eğer siz güçlü olursanız Hakan da güçlü olacak. Hakan rahat hareket edebilsin diye eşyaları kaldırıyoruz. Doktora eşi olduğumu söylemişsin. Değil misin? Biz evlenmedik daha. Nesin peki? Nesin? Biz Hakan'la... Siz Hakan'la ne Merve? Siz Hakan'la ne? Ne? Hakan'a aşığım ben. Aşkın sınırları vardır. Merve, Hakan hasta. Aşıksın ya. Sevdiğini göstermenin tam zamanı. Hakan, yardım edeyim. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Sesim çıkmaz anla halimden. Yaram çok derin kanar her yerinden. Merhem yoktur cümle alemde. Soran olsa akar gözlerimden. Nereye gideyim, nasıl edeyim? Benim senden tek bir dileğim var. Otur yanıma, bekle duyana kadar. Gidenlere kanıp sen de meyletme. Giden gitsin, sen kal ölene kadar. Benim senden tek bir dileğim var. Otur yanıma, bekle duyana kadar. Gidenlere kadar. Annemin kolisi. Giden gitsin, sen kal ölene kadar. Annemin kolisi. Hakan, yüzüme bakmazsan ne söylediğini anlayamam. Ardın bakarken zamanı yok ki her ayrılık erken. Gönlüm yorgun, nasıl çare bulsun? Yasemin'i arıyorsanız salondadır. Nereye gideyim, nasıl edeyim? Benim senden tek bir dileğim var. Otur yanıma, bekle duyana kadar. Gidenlere kanıp senden eyletme. Giden gitsin, sen kal ölene kadar. Benim senden tek bir dileğim var. Otur yanıma, bekle duyana kadar. Gidenlere kanıp senden eyletme. Yasemin. Sen kal ölene kadar. Giden gitsin, sen kal ölene kadar. Sakın ölene kadar. Bayağı bir sakinleşti. Yanına gitmek ister misin? Seni ilk defa unutmuyor. Kaç kere yaşadık bunları. İşte kısa süreli gelgitler bunlar. Ama hep beni unutuyor. Canım biliyorsun. Doktor söyledi. İlk zarar gören yakın dönem hafızası. Biliyorsun. Tamamen unuttuğunda ben sanki hiç var olmamış gibi olacağım. Ona daha yıllar var Merve. Alır mısın? Sorun da o zaten. Benim artık ona verecek yıllarım yok. Olur. Sevdiğin adamla arandaki en büyük engel gidiyor. Sen hala gitme, mutsuz olur diyorsun. Çünkü seni seviyor. Yasemin. Efendim? Ya sanki ben sana bir söz vermişim de unutmuşum gibi. Ben sana bir söz verdim mi? Evet. Söz vermiştin. Yani kusura bakma, ben son zamanlarda biraz unutuyorum. Ben ne söz verdim sana? Dansa götürecektin beni. Ha, evet ya. Tabii. Nasıl da unutmuşum. Kusura bakma. Hadi o zaman bu gece dansa gidelim. Evet, gidelim be. Bu gece dansa gidelim. Aha, Osman baba, ama sen dans etmeyi sevmezsin ki. Kim demiş? Ben de dans edeceğim bu akşam. Sabaha kadar dans edeceğiz. İyi. O zaman solfej gidelim. Ben bizim dükkanda rahat ederim. Canım, niye dükkana gidiyoruz? Orası hep gittiğimiz yer, başka yere gidelim. Yok, ben başka yerde rahat edemem. Hadi bizim restorana gidelim, ha? Tamam. Hakan bizim dükkana gidelim diyorsa bizim dükkana gideceğiz. Osman baba. Tamam kızım, tamam, tamam. Ben önden gideyim, siz arkadan hazırlanıp gelin. Tamam mı? Hadi bakalım. Dans edeceğiz sabaha kadar. Patron duyarsa... Tamam oğlum, sadece bir gece. Abi gözünü seveyim, kırıp dökmeyin etrafı, olur mu? Tamam, yarın veririm anahtarı. Çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Alın bakalım şunları. Geliyorlar, geliyorlar. Kalkın, kalkın. Oo, gördün mü? Ah. Osman baba, hiç müşteri yok. Açmadım ulan bu gece. Dükkan benim değil mi? Bu gece kendimizi açıyoruz be. Hadi bakalım. Bu gece gerçek sevgiye içiyoruz. Gerçek mutluluğa, gerçek dosta, arkadaşlığa içiyoruz. Sadakate, Yasemin kızıma içiyoruz. Hakan oğlumuza içiyoruz. Bu boktan dünyada yaşamamızı sağlayan ne varsa ona içiyoruz be. Şerefe içiyoruz. Hadi şerefe. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi servis yapayım. Var mı anne isyan? Vereyim mi sana? Bana şuradan üzüm üzüm bir şey verin. Aç kızım müziği. Masaları çekelim şöyle. Ortayı boşaltalım. Yavaş yavaş. Yasemin, ben sana senden bir şey isteyeceğim. Ne istersen. Yetimhaneye ilk geldiğimiz günü hatırlıyor musun? Hani annemle babamı nasıl öldüğünü sormuştun. Ben şimdiye kadar hiç kimseye anlatmadım. Yani o kolyeyi bana annem vermedi. Beni yataktan atarken koptu, elimde kaldı. Niye daha önce hiç anlatmadın? Böyle bir şey nasıl anlatılır ki? Annemi ne kadar sevdiğini anlıyorum. Ve biliyorum ki sen de beni öyle seviyorsun. Yapamam. Bak. Ne istediğini bilmiyorsun. Ne istediğini bilmiyorsun. Yapamam. Bana söz ver. Böyle yaşamama izin vermeyeceğim. Söz ver. Ben seni unutmadan ölmek istiyorum. Doğru zaman nasıl bileceğim? Bana adını sor. Bizi dünya kalkarsın, tekrar düşersin. Yapacak hiçbir şey yok. İstersen al onları da yanına. Ama yok, onların derdi başka. İçindeki farklı senden. Ne olurdu bir an olsun benimle dalıp gitsen. Güzellik derdine çare olsa. İstersin, seversin ama onu bırakıp gidersin. Gittiğin yollar yol olsa. Yaşardım ben yine seni uzaktan. Sağ İnci! Hakan! Osman baba! İnci! Yasemin! İnci! İnci! Aşkım, aşkım. Anne attı. Aşkım. Yardım et bana. acı değil, lütuftur bazen. Doğru zamanını nasıl bileceğim? Bana adını sor. Benim adım ne? Benim adım ne? Yasemin! 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 Ya Yasemin! 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 Yasemin!